Bu kıyamet alametleri meselesi bu dine ait bir mesele değil. Bu dine diğer kültürlerden, ehli kitap kültüründen sokulmuş, 100 yıl sonra sokulmuş bir Truva atıdır. Ve tabii ki hadis denilerek sokulmuştur. Ve ilginçtir. Peygamberimizin diyorum, din kültürünü Kur'an oluşturur. Eğer böyle bir şey olsaydı, bu kitap haber verirdi. Oysa Allah'ın kitabı bağteten diyor, ansızın. Ansızın olanın alameti olmaz. Alameti olansa ansızın olmaz. Peygamberimizin dilinde kıyamet genellikle, bu bizim bildiğimiz kozmik kıyamet değil, toplumsal, sosyal kıyamet. Efendimizin birkaç emanetler ehline verilmediğinde kıyamet kopar diyor. Bu sahihtir. Doğru, kıyamet kopar emanet ehline verilmediğinde. Görmüyor musunuz? Tabii bu memlekette kopmadı mı 2001'de? 2002 miydi? 2001. Bir de efendim 1994'te mi kopmuştu? Evet. Öyle değil mi? Adamın kıyameti koptu. Adam arabayı aldı 6.000 dolara. Arabayı aldığında, 6.000 dolara aldığında araba, 6.000 doları işte 13.000 liraydı bugünün parasıyla. Kıyamet koptuktan sonra araba geldi, sıfır araba, yani 20 yaşındaki araba 50.000 liraya. Efendim, yani sıfır araba alsa ondan daha ucuz alacaktı. 15 yaşında, 20 yaşında araba almış. Bir gün sonra borcu 3 kat olmuş. Bunu yaşayanlar olmadı mı? İntihar edenler olmadı mı? Bir gecede sıfıra çıkanlar olmadı mı? Servetini kaybedenler olmadı mı? Peki ne oldu? Kıyamet koptu. Çünkü emanet ehline verilmedi. Peygamberimizin daha çok bu gibi meselelerde söylediği şey toplumsal kıyamettir. Yönetimle ilgili hadiste de bu vardır. Ama kainatın kıyameti konusunda Peygamberimize Rabbimiz şöyle der: sen kim onun vaktini bilmek ki? Yani yok böyle bir şey. Ama çok ilginçtir. Kur'an'daki açık ayetlere rağmen efendim, وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Kıyametin vakti, müntehası Rabbine aittir. Bitti. Onun için bütün bunlara rağmen neden insanlar, hatta koca koca isimler oturur da cifirle kıyamet vakti hesaplarlar? Nasıl yaparlar bu hatayı? İşte indirilen dine değil de uydurulan dine göre hareket ettiğinizde bu olur. Ebcedi bir bilgi kaynağı olarak alır da oturur ciddiye alırsanız olacağı budur. Geçenlerde okuyordum, rastladım. Niyazi Mısri, şiirlerini severim. Başına gelene üzülürüm. Maalesef derisi diri diri yüzülerek öldürülmüştür. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir şeriat adına böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil. Hiçbir şekilde. Efendim, böyle garip garip ifrat ve tefritlerimiz var bizim tarihimizde. Ama oturmuş, hesaplamış. Hasan ve Hüseyin ile Nebi kelimelerinin cifir karşılığı, Nebi mi Resul mü çok emin değilim, kelimelerinin cifir karşılığı aynı geldiği için Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumanın peygamber olduğuna karar vermiş. Hayda! Nereden yakarsan yak, ister buradan yak, ister oradan yak, ister oradan. Yani oturmuş, hesap yapmış, cifir karşılığı öyle çıkmış, bunlar peygamber. Ya hepinizin ismini ben cifirle bulurum Kur'an'da. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sağı solu olmayan, böyle dedim ya, ilmiyat değil bunlar. Bunlar hissiyat. Kaldı ki, Pisagor da değil mi o, her şey rakamlardan ibarettir diyen? Her şey rakamlardan ibaret değildir. Mübarek, Allah öyle olsaydı peygamberleri mühendislerden seçerdi.
efendim. Mühendisler kusura bakmayın. Ama her şey rakamlardan ibaret değil. Her şeyi rakamlara mahkum ettiğinizde her şeye bir rakam vermeye başlarsınız. Her şeye. Her şeye bir rakam verdiğinizde yandık. Yandık. Her şeye bir rakam vermeyi verdiğinizde değerleri de artık rakama indirgersiniz. Anlatabiliyor muyum? Derviş elinde tesbih gidiyormuş. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Tevhid çekiyormuş. Karşıdan da bir kız böyle seke seke geliyormuş. Elinde elma sepeti kucağında. Nereye gidiyorsun demiş. Sevdiğim elma getiriyorum demiş. Kaç tane var sepette demiş. Ay o ne biçim laf demiş. İnsan sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı hiç? Derviş şöyle öbür elini gizlice indirmiş, tesbihin ipini kırıvermiş. Sevdiğine götürdüğünü sayar mı hiç insan? Allah diyeceksin. Sayacağız mı yani? Sayacağız mı? Allah diye. La ilahe illallah diyeceksin. Sayacağız mı yani? Allah Allah. Evet. Hocam namazdan sonra 33'er kere sayıyoruz. O sayı değil aslında. O sonsuzluğu temsil ediyor. 33 çevrimdir. Çevrim. Daireyi temsil eder. Çünkü 33 yılda bir kameri takvim daire çizer. Daire sonsuzluğun geometrik şeklidir. Daire nerede başlar? Hiçbir yerde. Nerede biter? Hiçbir yerde. Her yerde başlar.